Çıkabilir Tabii miyiz hemen. simge? Gerçekten bugün siz gülme krizine gireceksiniz arkadaşlar. Bence senin gününü ben çok merak ediyorum. Arkadaşım çünkü rulo pasta o kadar uzun olmaz. Uzun oluyormuş demek ki yenisini gördün. Farklı bir lezzet tattıracağım sana. Ya tabii ki de orası öyle. Ben farklı lezzetlere açayım ama şu anda çok zorlanıyorsun. Evet kesemiyorum. Sıvıcım istersen bırak ben bundan alayım. Yaş pasta da alabilirim. Ya gerçekten ben kalkmak istiyorum ya. Gerçekten bana çok büyük bir saygısızlık bu. Simge masada kalkmakta çok haklıydı. Ben olsam daha da büyük tepki verebilirdim o yapılanlara karşı. Bence sen bilerek yaptın biliyor musun? Bunu kesemeyeceğini biliyordun. Yemin ederim evet. Bilerek yapmadım. Ben bunlardan biri ben kenardan şu an kenardan veriyorum. Evet, burada bizi kötü duruma düşürüp kendini tavan yaptırıyorsun. Başka hiçbir şey değil. Dün bizden ıncını alamadın. Evet. Bugün böyle yaparak çıkartıyorsun. Oyna ekranı oyna. Hazır oyna. Şu an bizim gülme krizimiz tuttu. Tamam mı? Sen o yüzden dedin ki bunlar zaten buna mana buldu. Ben bunun üzerinden yürüyeyim. Böyle yürüteyim. Kendini ekranda hanım hanım diyecek misafirperver. Yani biz sanki... Ama artı birler unutuyor arkadaşım artı birler unutuyor. Puanını verdi geçtik sanıyor. Aşağı nimete karşı hiçbir saygısızlığım. İçinizden geçenleri çok güzel anlattın. İçinden geçeni anlatacağım tabii. Dışımdan geçeni nasıl söyleyeyim sana? Ben o kızın onu kesemeyeceğini nasıl tahmin edip de onu bana veremeyeceğini nasıl düşünebilirim? Tabaktan hayır ben sana keseyim. Buradan kesiyorum. Ben olsa. Tamam. Ben peki nasıl sert olduğunu bilebilirim. Bakın. Kenardan kesip vereceğini düşündüm. Anladım, ortadan başladı. Ben ne yapabilirim ortadan başlayacağını ben gördün mü? Ya da bunun nasıl sert gördüm, olduğunu gördün mü? Nasıl gördün önünde nasıl görmüyorsun arkadaşım söylesin mi? Tamam bilerek yaptım uzatma sus. Bak nasıl kabul sen etti. Sus diyemezsin evet, kimse kimseye sus üstüne gidince bak görüyor musun nasıl kabul etti? Senin yaptığın saygısızlık aslında. Tamam teşekkürler. Biz nimete karşı bir şey söylemedik. Ben tamam. Simge'nin hareketlerine gülüyorum. Bana tamam diyerek beni susturamazsın. Menekşe'ye anlam veremiyorum. Ekrana oynuyor. Başka yaptığı bir şey yok. Orada bizi küçük düşürmeye çalıştı. Ama posa. Olayı köpürten zaten Menekşe'ydi. Dimdik dikmiş bakmış gözleri bize böyle. Bir şey söyleyecek yer arıyordu. Zaten yapacağını da yaptı. Simge'yi masadan o kaldırdı. Masada yaşadığım çok yanlıştı. Gerçekten bana çok büyük bir saygısızlık. Elese yemeğin karşısında öyle bir saygısızlığı ben hak etmedim. Gerçekten çok büyük bir saygısızlık. Tiyatro mu oynatıyorum ben burada ya? Kahkahlar. Gerçekten çok büyük bir saygısızlık yaşadım. Yani ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Simgeciğim, gelinlerimiz saygısızlık yapmak istememişlerdir mutlaka. Rica etsem masaya döner misin? Tamam, dediğim gibi size ve seyirciye saygısızlık olmasın diye tekrardan masaya döneceğim.